Demek öyle Kevser Ana. Demek ben narinime bakamıyorum. Bende akıl yok öyle mi? Ama ben bilirim yapacağımı. Burada böyle itilip kakılacağımı alırım karımı da bacımı da giderim İstanbul'a paşalar gibi yaşarım sen de görürsün günü. Sen üzme kendini azadım. Geçecek bunlar da. Daha bebeğimin yitip gidişine bile gözyaşı dökemedim. Narinim, senin üzülmene dayanamam ben. Merak etme. Mutlaka bir hal çaresini bulacağım. Merak etme. Biliyor musun? Bir daha burayı görebileceğimi bile düşünmüyordum. Unut artık. Yoksa atlatamazsın. Rahatsız mı oldun? Yok, olmadım. Boran, sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum, söyle. Konu benimle ilgili değil. Ayşe ile ilgili. Bir sıkıntısı var. Hüseyin değil mi sıkıntısı? Sen biliyor muydun? Hı hı. Tabii unuttum. Ağaların gözünden hiçbir şey kaçmaz değil mi? Peki Ayşe'yi başkasının istediğinden haberin var mı? Yok, bilmiyordum. Söylemedi Şivan. Ayşe çok üzgün. Abisi seni ona verelim demiş. Peki niye istemiyor Hüseyinler? Başlık parası yüzünden. Düşünebiliyor musun? Bu çağda Şivan kız kardeşinin mutluluğunu parayla satıyor. Sıla, bu konuya İstanbul gözüyle bakma. Şivan o parayı kendi için istemiyordur. Gene kardeşi için kullanacaktır. Peki tamam. Öyledir ama sonuçta bu para Ayşe ve Hüseyin'in evlenmesine engel oluyor. Eğer biz, yani sen el atmazsan Ayşe istemediği birisiyle evlenecek. Ne düşünüyorsun? Hüseyin'i severim. İyi çocuktur. Ayşe ile de birbirlerine çok yakışırlar. Yani? Yani konuşurum ben Şivan'la. Ben bir duşa gireyim, üzerimi falan da değiştireyim. Ben çıkayım. Gerek yok. Lucien? Lucien? Bacım bir isteğin, bir eksiğin varsa söyle alalım hemen. Yok abi sağ olasın. Her bir şeyim tamdır. Abi. Hı. Sana bir şey diyeceğim günlerdir diyemiyorum. Hayırdır? Ne diyeceğim? Kötü bir şey mi var? Ben kararımı verdim. Ne kararını verdin? İbrahim'le evleneceğim. İyice düşündün mü? Emin misin? İyice düşündüm. Hem başka çarem... Başka çaren olmadığı için mi İbrahim'le evleneceksin? Hüseyin. Evlilik bu.
çocuk oyuncağı değil. Bak. Başkasına sevdalandım, sustum. Suspus olduğum bir şey demedim. Ama şimdi hayatını mahvetmene izin veremem. Yok öyle evlilik falan. Evleneceğim abi. Kararım kesin. İnsan her zaman hayallerine kavuşamıyor. Hiç olmazsa İbrahim hayallerine kavuştu. Söyle ona düğün hazırlıklarını başlasın. Bir şeyler duydum. Ayşe kızı kimler istiyormuş da haberimiz yok. Ben de bunu sana zaten danışacaktım ağa. Ne dersin? Uygun mudur? Verelim mi Ayşe'yi Hamdi'ye? Aslında bana soracak olursan ben Ayşe'nin yanında hep Hüseyin'i yakıştırmışımdır Şivan. Hüseyin has çocuktur ağam. Mayası da iyidir. Ama biraz durumu bozuktur. Bacıma, doğacak çocuklarına nasıl bakacak ben onun derdindeyim. Aşiretimizin çocuklarını aç bırakacak değiliz ya. Neyse ihtiyaçları evlenirken de evlendikten sonra da karşılayacağız tabii. Bilmez mi ya ağam? Sen olmasan hiçbirimiz yuva kuramazdık. Sen sahip çıkarsan aşiretine. Senin sözüne hiç gölge düşürür mü ya? Sen Hüseyin diyorsan veririz kızı Hüseyin'e. Bak göreceksin Şivan. Ayşe kız çok mutlu olacak. Boran nerededir? Yukarıda ağam. Ayşe. Ayşe. Gel gel. Buyurun gelin ağam. Müjdemi isterim. Sağ mı diyorsun gelin ağam? Saslıyorum ya Ayşe. Abin seni verecek Hüseyin'e. Sağ ol gelin ağam. Allah sana da ağama da bir ömür kötü gün göstermez inşallah. Biz seninle ne yapacağız Ayşe? Sevinince dağılıyorsun, üzülünce dağılıyorsun. Sen ağırlığı çocuk oyuncağına çevirdin. Kutsallığını ayaklar altına aldırdın. Ağırlık mühim değil dedin. Ben ne yaptıysam sorumluluğumdaki insanların iyiliği için yaptım baba. Madem unutmadın, o zaman ailene yaraşır şekilde ağırlık yap. Senin yenilip yok olmanı bekleyen Cihan'a bu sevinci yaşatma. Toprağımız, geçmişimiz olmazsa biz yokuz oğul. Mutlusun diye gönleniyorum ama şu sözümü de kulağına küpe yap. Karının elinde savrulma. Ağam. Af buyur, rahatsız ediyorum ama kaybolan mallarla ilgili bir haber geldi. Bizim mallar bulunmuş. Nerede bulunmuş? Hasankeyf tarafında ağam. Evet. Girebilir miyim gelin ağam? Ha Ayşe sen miydin? Başkasını mı bekliyordun yoksa? Yok. Kimi bekleyeceğim? Rahatsız ettim ama bunu vermek istedim sana. Nedir? Küçük bir şey. Sana layık değil ama Hüseyin'le benden teşekkür mahiyetinde. Kabul edersen. Bu çok güzel. He, ben yaptıydım. Ellerine sağlık ama bunu kabul edemem. Sen şimdi çeyiz hazırlayacaksın. Ne diyorsun gelin ağam? Sana dünyaları versem de hakkını ödeyemem. Bana yaptığın bu iyilik var ya, hayat boyu ödenmez. Bir de izinin olursa Hüseyin'le biz... kızımız olursa adını Sıla koymak istiyoruz. Siz bir evlenin de öncesinde. Yok gelin ağam. Senle ağam bu işi el attınız ya. Bitti artık. Kimse evliliğimize karşı koyamaz. Bu gerçekten çok güzel. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Haydar. Boran ağan evde mi? Yok. Ağam evde değil. Ama siz yine de buyurun isterseniz. Yok. Ben gideyim. Sağ ol. Abay. Gelsene. Merhaba yenge. Ya rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ben Boran'a bir şey diyecektim ama yokmuş. Olur mu öyle şey? Ne rahatsızlığı? Hem Boran yok diye gelmeyecek misin? Ya yenge senin de şimdi işlerin vardır. Maalesef hiçbir işim yok. Birlikte kahve içelim hem biraz sohbet etmiş oluruz. Gelin namzı kırmak olur mu hiç? İçeriz birazcık abi.
Merhaba başkomiserim. Merhaba Burhan Bey. Nedir durum? Kolilerde sizin şirketin damgası var. Fıstığı buraya getirip yapmışlar. Demek ki niyetleri hırsızlık değil. Kesinlikle öyle Burhan Bey.